Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programımızda sizden gelen soruları Özgür Çetin'le birlikte cevaplayacağız. Şimdi lafı uzatmadan sorulara geçmek istiyorum çünkü bu programdaki başrolümüz bizzat sizsiniz. Evet Özgür abi, istersen ilk soruyu ben sen başlayayım. Başla. Evet, bu soru siteden geldi arkadaşlar. Birol isimli okuyucumuz isminin öyle olduğunu yazmış. Biz de öyle kabul ediyoruz. Demiş ki hemen sorayım, neden 2 sene önceki kadar temiz değilsiniz, reklam için tarafsınız demiş bizlere sevgili Birol. Birol. Şimdi sevgili Birol, biz aslında reklam için taraf değiliz. Ama takdir edersin ki teknoloji okulunun bir maliyetleri var, ofisimiz var, işte kameramanımız var, montajcımız var, editörlerimiz var, yazarlarımız var. Biz de bir para kazanıyoruz doğal olarak. Sitenin de bir sahibi var. O yüzden bunların dönmesi için ister istemez reklama ihtiyacımız var. Ama biz reklam yaparken hani karanlık bir şekilde veya işte temiz demişsin ama pis bir şekilde yapmıyoruz biz. Evet, direkt biz aslında hani sponsorlu içeriklerimize advertorial diye yazıyoruz zaten. Ayrıca şu da var, bazı haberlerde hani bir haber yazıyoruz mesela, diyorlar ki ya abi Xiaomi savundun, işte Xiaomi'den para mı aldın, Samsung'dan para mı aldın, Apple'dan para mı aldın? Almıyoruz arkadaşlar, bunlar tamamen haber. Yani birbirini geçtiği zaman biz onu savunuyoruz. Şimdi bugün atıyorum Galatasaray Fenerbahçe'ye 5 tane gol atsa fanatik gazetesi diyecekti işte Galatasaray Fenerbahçe'yi ezdi. Şimdi fanatik Galatasaray'dan para mı alacak? Hayır. Yani bu böyledir arkadaşlar. Xiaomi Samsung'u geçtiğinde Xiaomi Samsung'u geçti deriz. Yarın Samsung Xiaomi'yi geçtiğinde tekrar Samsung Xiaomi'yi geçti deriz. Evet. Bu işin şey bu. Yani biz ne Samsung'çuyuz, ne Xiaomi'ciyiz, ne Huawei'ciyiz. Kısacası biz taraf tutmuyoruz. Kim kimi geçerse onu yazıyoruz. Tabii bazı arkadaşlar çok işi fanlığa döküyor artık. Evet. Takım tutar gibi artık marka tutan arkadaşlar var. Yani aralarında tartışıyorlar. Ben görüyorum da bizden arkadaşlar tarafsızız. Bir haberde dediğim gibi Samsung övmüşüzdür. Öbür haberde Xiaomi övmüşüzdür. Mesela güncel bir örnek. Bakın bizim eski videolarımızda falan da vardır hatta. Xiaomi kalkıp da Mi 10'u 8000 liraya çıkardığında biz dedik ki sen Xiaomi'sin, kendine gel. Bu hatta YouTube'da da var bu video. Şimdi Mi 10T Pro'yu 5800 liradan çıkarttı. Onu da övdük dedik. Evet. Yani aferin bu fiyata bu telefon güzel dedik. Yani o yüzden biz hani reklam tarafında çok fazla diğer siteler gibi ooo müthiş uzaydan geldi gibi şeyler yapmıyoruz. Bunu da size belirtelim arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Ramazan demiş ki iyi akşamlar, iyi günler. Benim 2 tane birer terabaytlık VD Fastplate diskim var. Önceleri telefona bağlayarak veri aktarması yapıyordum. PC aldıktan sonra içindeki verileri PC aktarmak istedim. Bağlantı sırasında herhangi bir uyarı veya buna benzer bir uyarı belirlenmesi PC ekranında olmadı demek istemiş herhalde. Şimdi telefona da bağlanmıyor ve içindeki verilerime de ne olduğunu bilmiyorum. Atmak da istemiyorum. Sizce verilerimi geri kurtarma şansım var mı veya ne tavsiye edersiniz? Şimdiden teşekkürler demiş. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi Ramazan. Sen bilgisayara bağladıktan sonra hiçbir sinyal alamadım demişsin. Bilgisayarında acaba hani USB tarafında dalgalanma vesaire vardı da hard diski yaktın mı gibi bir soru geliyor ister istemez aklıma. Çünkü bunlar çok hassas cihazlar. Hani 5-12 volt arası çalışıyor. Bazıları sadece 5 voltta çalışıyor haricilerin. O yüzden ona bir bakmak lazım. Onun haricinde hard diske bir şey olmaz. Sadece bağlantı noktaları zarar görmüş olabilir. Yani o hard diskin içine alıp o disk kısmını, disk kutuları var. Bu notebook hard disklerini mesela harici hard diske çevirmek için kullanılan. Öyle bir şey alıp tekrardan kullanabilirsin. O yüzden atmanı tavsiye etmem. Yani verilerine bir şey olmamıştır. Ben böyle düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Muhtemelen telefonla bağlandığına göre birazcık ağdan bağlanabilen bir cihaz. Çünkü Western Digital'ın öyle diskleri var. Osman da söylediği gibi belki USB girişinde çıkışında bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu dediğimiz yöntemle bir bakman lazım ama tabii hani hangi modelde bilgisayar diskin falan onu bilmiyoruz. O yüzden biz genel bir fikir verdiğimizi söyleyelim. Üçüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Bu da yine siteden gelen bir soru. Sahil yazmış ama Salih de olabilir. Muhtemelen evet. Sahil değilsin, bilmiyorum. En yüksek SAR değerine sahip iPhone modeli hangisi? Herhangi bir bilgi var mı bu konuda? Tabii ki var arkadaşlar. Fakat şunu söyleyelim. Hani en yüksek SAR değerine sahip iPhone modeli bile pek çok Çinli üreticiler hani daha düşük SAR değerlerine sahip ve ortalamanın da altında. Fakat en yüksek hangisi derseniz hani şu anda kullanılan modeller içerisinde söyleyecek olursak
iPhone 8 ya da 7 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Gakko demiş ki bele yazmış. Böyle faydalı platformlar hazırladığınız için teşekkür edim abem yazmış. Bu arkadaşa çok tepki geliyor sitede. Evet, Gakko'ya çok geliyor arkadaşlar. Yani, ama yani renk katıyor bence ya. Yani tepki olacak bir konu yok arkadaşlar. Bazıları şiveriyim senin kardeşin falan yazıyor ama evet. Diğerleri de Türkçe yorum yazmasın, Türkçe katili diye. Falan diyorlar. Yani biz seviyoruz ya. Bilmiyorum, ben seviyorum yani Gakko'ya. Diğer arkadaşlar kızmasın, alınmasın ama. Yani çok fazla bir zararı olmaz arkadaşlar ya. Adamlar ona takmış. Lan hangi haberin altına girsem buradasın Gakko falan diye. Eskisi kadar yazmıyor. Eskiden daha fazla yazıyordu. Evet. Gakko'ya buradan selam olsun. Bu arada Instagram'dan gelen sorulara geçtik arkadaşlar. Merhaba Facebook abi. Ve Instagram karışık. Yani Facebook ve Instagram. Merhaba abi, ben Note 20 Ultra alacaktım. Fiyatı ne kadar? Ya bunu aslında Google'a sorsam direkt sana fiyatı çıkar. Ben özellikle yani koydum bu soruyu. Yani fantastik bize, olmuş açıkçası. Bize böyle sorular sormanıza gerek yok arkadaşlar. Ya fiyatı arkadaşlar. Bu, çok değişiyor. Yani fiyatı hani yetkilisine bile sormanız, Samsung'a bile sormanız yanlış. Direkt Google'a sorun. Çünkü o kadar geniş skalada değişiyor ki fiyatlar. Bakıyorsunuz arada yani bir de Note 20 Ultra diyor. 2000 lira oynar ya. Evet. Samsung çünkü hala ilk çıkarttığı fiyattan satıyor o absürt etiketten. Bakıyorsun diğer yerde 10.000 lira falan telefonun fiyatı. Yani çok fazla oynar. Mucize Eller demiş ki selam, YouTube videonuzu izledim. Anker bilgisayar şarj edebilen powerbank içerikli. Ben de böyle bir şey arıyordum. Casper Nirvana laptopu da şarj eder mi acaba demiş. Şimdi onu ben yanıtlayayım isterseniz. Evet. O ürünü biz incelemiştik. Anker'in bir powerbank'ı vardı. O ürünün çalışması için arkadaşlar o laptopun USB tip C'den de şarj olabiliyor olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var, yanlış anlaşılmasın. Üzerinde tip C yani Type-C dediğimiz USB bağlantısı bulunan laptoplar son 2-3 yıldır var zaten. Ama her USB tip C bağlantısından şarj olma imkanı yok. Üreticinin buna izin veriyor olması gerekiyor. O yüzden Casper'ın hangi modeli bilmiyorum. Nirvana demiş ama muhtemelen Nirvana'da böyle bir özellik yoktur. Ama benim önerim Casper'a bir sorun varsa o zaman alıp kullanabilirsiniz. Yoksa USB tip C gördüğünüz her bağlantı mutlaka şarj olacağı anlamına gelmiyor. Bu Casper'da da böyle, farklı markalarda da böyle. Mesela benim işte Monster bilgisayarım var. Tip C bağlantısı var ama oradan şarj olmuyor arkadaşlar. Onun için ya bunlarda genelde güç bağlantısı soketi farklı oluyor. Evet. Ama bazı modellerde mesela geçen gün bir Asus incelemiştik. Onda hem adaptörden oluyor hem de USB tip C'den olabiliyordu ama onu üreticinin öyle bir izin vermiş olması gerekiyor. Her gördüğünüz tip C'ye şarjı takmanız bir anlama ifade etmiyor. Çünkü hani onlar şöyle düşünün, bir giriş bir çıkış olarak tasarlanıyor. Genelde şu anda piyasadaki bütün tip C adaptör, tip C girişleri sadece giriştir, çıkış vermez. Çıkış olduğu zaman oradan hani bir şey taktığınız evet. Zaman içeriye bir enerji verecek. O şekilde bir fark olduğunu bilin, üreticiye sormak lazım. Buse Keles demiş ki Huawei MateBook D15 AutoCAD uygulamasını destekler mi acaba ya da AutoCAD'i desteklemesi için sistemsel gereksinimler nelerdir? Şimdi AutoCAD'i desteklemesi için zaten sistemsel gereksinimleri AutoCAD'in sitesinde bulabilirsiniz. Ama evet. AutoCAD öyle çok fazla böyle aman aman bir program değil, bir uygulama değil. Dolayısıyla D15 bunu kaldırabilecek güçlüdür diye düşünüyorum. Ben. Ama çok öyle kompleks bir doküman açılırsa mesela bu şuna benziyor arkadaşlar. Photoshop çalıştırıyor mesela D15 ama hani tutup da 300 MB'lık PSD açmaya kalkarsanız yani. Beklersiniz. Açar ama beklersiniz. Onun gibi AutoCAD çalıştırır ama hani böyle ben tutup da 1 GB'lık bir doküman açtım, 2 GB'lık doküman açtım niye derseniz falan da filan hani niye açılmadı ya. Demeyin. Birazcık ekran kartı da isteyebilir AutoCAD. Onu söyleyeyim. Büyük dokümanlar için en azından. Taşdemir bir demiş ki merhaba iyi günler, ben Mi Redmi Note 5 kullanıyorum, acaba MIUI 12 Global bana gelecek mi? Ben sanmıyorum, Redmi Note 5 çok eski ya. Yok çok eski bir cihaz zaten. Evet. Muhtemelen gelmez, artık o cihazın da vadesi dolmuş. Bir de gelse de ağlatır yani öyle söyleyeyim. Hani bence yani. O yüzden de getirmiyorlar üreticiler. Hasar yani. Evet. Gökdeniz 57 demiş ki abi ne olur cevap ver, Realme 5'i mi alayım yoksa Realme 6i hangisi daha iyi olur PUBG'de? Tabii ki Realme. Gerçi ikisi de aynı Yonga setimiz kullanıyor. Bunu sana söyleyebilirim. Bu iki telefon arasındaki tek fark kameraydı. Bir tanesinde 12 megapikselli ana kamera, bir tanesinde 48 megapikselli. Dolayısıyla sadece oyun için alacağım diyorsan Yonga seti fark etmez. Ama ikisinde de bizim oyun testlerimiz vardı. İstersen YouTube kanalımızdan bulabilirsin. Hem Realme 5'i ile biz PUBG oynadık. Hem de Realme 6 ile PUBG oynadık. Hatta iki telefonun karşılaştırmasını da yapmıştık diye hatırlıyorum. Bir bakarsın kanala, bu tarz içerikler var. O içerikleri izlersen senin açından daha sağlıklı cevaplar gelecektir. Lokman Yüksel demiş ki merhaba, bilgisayarıma video virüsü bulaştı. Yazınızı okudum ama yapamadım. Dosyalarımın
sonuna VPS hash uzantısı ekledi. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Yani geçmiş olsun demekten başka bir şey yapamayız. Çünkü video virüsü biraz sıkıntılı diyor arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Bilmediğiniz dokümanları açmayacaksınız. Açtıktan sonra da işiniz zor biraz. Yani video virüsü en sıkıntılı virüslerden biri arkadaşlar şu an. Merhabalar. Ömer Özkal ya Özal mı? Özlele yazmış, evet. Merhabalar, size bir şey sormak istiyorum. Hani haberlerde Redmi Note 9 Pro 120 Hz ekran Snapdragon 750G'li diyorsunuz ya. Bunlar piyasaya Note 9 Pro adında mı çıkacak gerçekten? Çünkü şu an benim elimde Note 9 Pro var ve aynı telefon daha gelişmiş olarak çıkıyor, haberleri geziyor. Eskilerin üretimi durdurulup bunu mu üretecekler? Ve eskilere ne olacak acaba? Yani bayağı sıkıntılı bir model Note 9 Pro ve ben de çekiyorum bundan, yeni haliyle değiştirirler mi? Tabii ki değiştirmezler arkadaşlar. Öyle bir şey söz konusu değil yani. Şimdi biz bu telefonu yeniledik. Evet. Eskileri getirsin, bunları yenileyelim diye bir şey yok. Arkadaşlar, bu telefon serisi Çin'de çıkmamıştı. Redmi Note 9 serisi şu anda Çin'de yeni satışa çıkıyor. Çin'de satışa çıkarken de demişler ki biz bunu biraz daha geliştirelim, öyle satışa sunalım ve bazı şeylerini yenilemişler. Dolayısıyla şu andaki bu modelin hani global pazara gelip gelmeyeceği de netleşmiş değil. Yani Xiaomi şunu demedi: ben bu modeli global pazarda da satışa sunacağım demedi. Sadece Çin'de satışa sundu şu anda ve bu cihazlarda 5G desteği de var arkadaşlar. 5G desteği olduğu için de zaten Yonga setini değiştirmek zorundalardı. Bunu yapmışken ekran tarafında da biraz değişiklikler yapmışlar. Fakat yani bu cihazların değiştirilmesi gibi bir şey asla söz konusu değil. Bunu size belirtelim. Bu arada Redmi Note 9 Pro'dan hani bayağı bir şikayetler var. Ben bunu hani haberlerde de vesaire de okuyorum. Arkadaşlar bayağı bir şikayet ediyor, evet. Redmi Note 9 Pro'dan. Buradan da uyaralım Redmi Note 9 Pro alacak olanları. Bayağı bir sıkıntılı almış bir cihaz. Almış olanlar için yapacak bir şey yok, evet. Ama almamışlar için dikkat etsinler deriz. Faruk Yalavuz, iyi akşamlar dilerim. Öncelikle Huawei MateBook 14 kutu açılışı videosunu izledim. Umarım en kısa sürede inceleme videosunu da çekersiniz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar ben onun aslında büyük bir kısmını bitirdik incelemesini. Fakat söz vermiştik size arkasını açacağız, içini göstereceğiz vesaire diye. Uygun tornavida bulamadık. O arayışlarımız sürüyor. Muhtemelen Özgür Çetin onu açacak. İleteceğim o işi hemen. Önümüzdeki hafta yayına giriyor. Önümüzdeki hafta kesin inşallah yayına girecek. M alttan tire Berke 1907. Bu bana şeyi hatırlattı ya. Eski böyle WhatsApp şey. ICQ mu? Yok, Messenger'da MSN vardı ya. Evet. Alttan tire üstten çizgi falan. Şimdi demiş ki en fazla 2600 bütçem var, ne alabilirim? Ne? Şimdi çok ucu açık mısın? Ben onu bilerek yazdım buraya bu arada. Ne alabilirim? Her şey alabilirsin valla. Ne bileyim yani. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Herhalde telefon soruyor diye tahmin ediyorum ben. 2600'e de ne alınır? Bak, TCL One Plus şu anda muazzam düşmüş. 4000 liraydı ilk çıktığında fiyatı, şu anda 2600 lira. Heh, onu al. Yani onu öneririm. Hani kavisli ekran falan. 2600 liraya öyle bir telefon yok şu anda. Muhtemelen onun fiyatı da çıkar zaten. Niye düşürdüler anlamadım ama o kadar sert düşmesi beni çok şaşırttı. 4000'den 2600 liraya. 4000 etmiyormuş demek ki herhalde. Ya tam 4000 biz demiştik zaten. Pahalı demiştik. Yüksek fiyat etiketi demiştik ama. Yarı yarı inmiş neredeyse. Hani 4000'den 2600'e inmesi de bizi hali şaşırttı. Medya haberleri 1. Twitter'a geçtik arkadaşlar. İyi bir Xiaomi telefonunun kamera ve ekran çözünürlüğü özellikleri hangi Samsung telefon segmentine denk gelmektedir? Kıyaslama yapar mısınız? Teşekkürler. Şimdi iyi bir Xiaomi telefonu derken kastettiğin Xiaomi telefonu bana göre iyidir, sana göre kötüdür onun tam olarak demen lazımdı. Atıyorum, sallıyorum şu anda diyebilirdin. Redmi Note 9 serisi ya da işte Xiaomi Mi 10T Pro gibi deseydin daha net bir şekilde olurdu. Ama şu var arkadaşlar, şunu söyleyeyim yeri gelmişken. Samsung ülkemizde Exynos yongalarını kullanıyor. Bu yongalar biraz daha böyle Qualcomm'dan performans anlamında düşük yongalar. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Samsung bundan hala vazgeçmedi. Yani pek çok modelinde hala Exynos kullanmaya devam ediyor. Ama bu hani sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Avrupa'daki bazı ülkelerde de aynı durum söz konusu. Fakat Çin ve Amerika söz konusu olduğunda bakıyorsunuz Qualcomm yongalarını kullanıyor. Evet. Aynen. Mesela kendi ülkesinde de aynı şekilde Qualcomm yongalarını kullanıyor. Ama fiyat aynı. Yani kaliteli ürünleri oraya veriyor. Bize. Aslında en pahalıyı biz veriyoruz da neyse, evet. O başka bir konu. O başka bir konu, evet. Yani o yüzden hani Snapdragon olan Xiaomi telefonları bence Exynos'lu Samsung'ların bir tık önünde olabilir. Bu da dediğim gibi hangi Samsung modelini sorduğuna bağlı. Evet, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Evet. En azından bu hafta için. Önümüzdeki haftada yeni bir duyuru yapacağız. Sorularınızı Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, sitemizden, istediğiniz her yerden iletebilirsiniz. Orada bir sıkıntımız yok.
Bu videonun altına da yazabilirsiniz bu arada. Onda da sıkıntı yok. Hepsini toplayıp belli bir sayıya ulaştığı zaman böyle bir video çekeceğiz ve sizlere sunacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Bize sorularınızı Özgür Çetin'in dediği üzere istediğiniz kanalda ulaştırabilirsiniz. Siz herhangi bir sınırlama koymuyorsunuz. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, teknolojioku.com. Yani istediğiniz mecrayı kullanmakta özgürsünüz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.